Değerli Çanakkale TV izleyenleri, sizleri Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle selamlıyorum. Hepinize en iyi günler temenni ediyorum. Yüce Mevla'dan Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin inşallah. Ahmet Kocabaşla Kur'an'a Açılan Pencere programına hoş geldiniz. Yine bir sohbette sizlerle birlikteyiz. Rabbim inşallah faydalı olmayı, güzel şeyler söylemeyi, doğru şeyler söylemeyi, Kur'an'a uygun şeyler söylemeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz sohbetimizde de beyan ettiğim gibi 3 aylar içerisindeyiz. Kandil geceleri birer birer gelip geçiyor. Önümüzdeki pazar akşamı Miraç Kandili. Bu nedenle biz de bugünkü sohbetimizi Miraç konusuna ayırdık. Miraç nedir? Nasıl anlaşılmalıdır? Ne anlatıyoruz bu konularda? Asıl anlatılması gereken nelerdir? Bu hususlar üzerinde sizlerle bir sohbet yapmaya çalışacağız inşallah. Sevgili kardeşlerim, sevgiye, tebessüme muhtaç olduğumuz merhamet ve şefkata ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde insanlığın bunaldığı, tıkandığı ne yapacağız, nereye gideceğiz, nasıl kurtulacağız, nasıl temizleneceğiz diye feryat ettiği hatta feryatların ayyuka çıktığı şu günlerde Miraç ve Miraç'ın verdiği mesajlar ne kadar anlamlı, ne kadar önemli bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. Miraç'ı yukarılara çıkmak olarak değil, yeryüzünde olduğu halde yücelebilen bir ruhun fizik ötesi aleme ulaşması olarak hepimizin başarabileceği bir yükseliş, bir olay, bir hadise, şeklinde anlamalıyız. Ama biz ne yapıyoruz? Yanlış anlıyoruz ve yanlış anlatıyoruz. Eskiler Miraç çok ince, hassas bir olaydır. İmanı kamil olmayan, ruhsal yüceliğin ne olduğunu bilmeyen adama Miraç anlatılmamalıdır. Ona Miracı anlatmayın. Çünkü sapıtır ve saptırır derlerdi. E yanlış anlatırsanız veya siz doğru anlattınız, adam yanlış anlarsa ne yapacaktır? İşi çıkmaza götürecektir. Radyolar, televizyonlar bangır bangır bağırıyor. Normal bir akıl sahibi insanı bırakın, cezbetmeyi tüylerini diken diken eden, meseleyi hikmetinden uzak, gelişi güzel, benzetmelerle bugüne taş taşıyan anlayış hala hakim durumda ve hala bangır bangır bağırmaya devam ediyor. Oysa miracı Kur'an'ın aydınlığında, Kur'an'ın rehberliğinde işlemek gerekir, anlatmak gerekir ve anlamak gerekir değerli dinleyenlerim. Bir şehirden başka bir şehre seyahat ederken Mercedes'e binenler haç ve umre yolculuğu için en konforlu uçaklardan yararlananlar ayı fethetmek için uzay aracı icat edenler uzay aracı üretenler Hazreti Peygamber'i miraca gönderirken katırla merkep arası beyaz uzun gem vurulmuş ve eğerlenmiş olarak bir hayvanı yani Burak getirildi. Peygamberimiz orada Burak'ı diğer peygamberlerin bağlaya geldikleri bir halkaya bağladı diyerek eşeğe benzer bir hayvanla peygamberi miraca göndermekten maalesef çekinmediler. Haşa Yüce Allah peygamberini kendisine davet etmiş ise bu davetin seyahat aracı böyle mi olmalı? Böyle mi düşünülmeli? Yahu kardeşim biz dini olayları anlatırken bile yanlış şeyler söylüyoruz. Hatalı şeyler söylüyoruz. Belki de Allah bunun için bizim dualarımızı kabul etmiyor. Ya doğru şeyler söyleyelim. Mantıklı şeyler söyleyelim. Evrensel bir olayı, evrensel bir hadiseyi kendi zamanımızın anlayışına, kendi zamanımızın araç gereçlerine göre anlatmak doğru bir şey değil. Hiç olmazsa bunu Allah bilir diyelim. Öyle anlatalım, öyle izah etmeye çalışalım. Görüyor musunuz? Mirac'ın da canına okuyorlar. Mirac'ın da ruhunu öldürüyorlar değerli kardeşlerim. Miraç olmuş mu? Evet olmuştur. Demin biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Ruhen yücelmek, manevi yönden yükselmek önemli bir ol olaydır. Allah bütün, bu, bunu bütün peygamberlere nasip etmiştir. Siz de bir insan olarak biz de istersek bu e, yücelmeyi gerçekleştirebiliriz. Meselenin özü budur. Yani Allah'ın sevdiği peygamberinin kalbini genişletmesi, gönlünü ferahlatması, onun gönlünü açması, ufkunu açması hemen hemen her peygambere nasip edilmiş bir olaydır. Mirac'ın aslı, mirac'ın özü de budur. Miraç'ta öyle gitmek, gelmek, yukarı çıktı, aşağı indi filan böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olur mu? Bunu iyi bilelim. Kimi nereye gönderiyorsunuz? Hazreti Pe Peygamber yeryüzünde Allah'la beraber değil mi kardeş? Peygamber kiminle beraber yeryüzünde? Yani Allah'tan uzak bir hayat mı sürüyor peygamber yeryüzünde? Niye başka yere gitsin? Ne gerek var fiziki olarak? Fevkalade yanlış şeyler bunlar. Bazılarının iddia ettiği gibi Miraç'ta namaz elli vakit oldu da sonra indirim, indirim, indirim ve indirime tabi mallar listesinde mi yer aldı? Ne oldu? Beş vakte kadar indi veya indirildi. Pazarlıklar sonucu. Allah'la peygamber pazarlık etti. Hatta buna da Hz. Musa aracılık etti. Bunlar iddiadır. Bunlar doğru şeyler değildir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılan vahyin ortaya koyduğu şeyler değildir. Bunlar iddiadır. Bizim inandığımız Allah peygamberler dahil hiç kimseyle pazarlık yapmaz. Kurban kurban mı alıyorsun? Hangi pazarlıktan bahsediyorsun sen? Allah önce bir emir verecek sonra bu emri değiştirecek öyle mi? Yahu Allah'ın kararı değişmez. Allah'ın emri değişmez. Allah'ın sözü değişmez. Allah rastgele söz söylemez, rastgele emir vermez. Allah bir günde elli vakit namaz emredecek. Haşa ya bu Allah bu elli vakit namazın bir günde kılınmayacağını yerine getirilmeyeceğini bilmiyor mu? Öyle pazarlık yapa yapa elli vakti beş vakte indiriyor indiriyoruz. Bunlar beş vakit namaza kaynak bulmak delil bulmak için üretilmiş şeylerdir. Beş vakit namazın da buna ihtiyacı yoktur. Özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Eğer biz Allah ile Hazreti Peygamberi Miraç'ta karşı karşıya getirir, görüştürürsek, pazarlık yaptırırsak, o zaman fiziki olarak peygamberi oraya gönderirsek, o zaman Allah'a mekan vermiş olmaz mıyız? Hani Allah zamandan ve mekandan münezzehti. Zamandan ve mekandan münezzeh bir Allah zaman kayıtları içerisinde, zaman sınırları içerisinde bir beşer olan peygamberle, bir insan olan peygamberle nasıl görüşür Allah aşkına? Fiziki olarak Hz. Peygamber'i oraya gönderirsek. Hz. Peygamber miraca çıkıyor, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat gidiyor. İsa'yı görüyor, Musa'yı görüyor, onlar akıl veriyorlar. Diğer peygamberlerle selamlaşıyorlar. Yahu kardeşim diğer peygamberler ölmediler mi? Eğer manen görüşmüşlerse, görüşmüşlerse, manen görüşmüşlerse, ruhen görüşmüşlerse, Hazreti Peygamberi bedenen miraca nasıl gönderiyorsunuz? Yanlış şeyler bunlar. Süley ee, yanlış şeyler bunlar. Peygamber aşı Süleyman Çelebi ne mekan var anda ne arzu sema diyerek. Bu olayı veciz bir şekilde özetlemiştir. Mevlid'in o bölümünü dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Dikkatlerinize sunmak istiyorum. Süleyman Çelebi diyor ki, Bir hurufu lafsu savt ol padişah, Mustafa'ya söyledi bir iştiba. Yahu ne kadar güzel ifade etmiş Süleyman Çelebi. Yani yüce Allah peygamberle konuştu. Peygamberle konuştu. Ama bu konuşmada ne bir harf, ne bir kelime, ne bir ses vardı. Maddi hiçbir şey yoktu. Tamamen manevi bir olaydı. Bir moral takviyesiydi. Bunu böyle anlamak gerekir. Böyle anlamamız lazım. Bak Süleyman Çelebi ne güzel anlatmış bunu. Miraç dediğimiz hadise fiziki bir gök yolculuğu değil, Ruhsal bir yüceliştir. Ruhsal bir yükseliştir ve bunu da peygamberimiz bir sefer değil, birkaç defa gerçekleştirmiştir. Ve diğer peygamberlerde bu anlamda ruhsal yükseliş anlamında, manevi yüceliş anlamında onlar da miraca çıkmışlardır. Değerli kardeşlerim. Onlar da miraç yapmışlardır. Değerli kardeşlerim. Biz Mirac'ın mahiyetini bilmekle mükellef değiliz. Görevimiz Mirac'ın mahiyetini bilmek değil. Eğer bunu bilmek önemli olsaydı Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bize açık bir şekilde anlatırdı. Uzun uzun anlatırdı. Bütün detaylarıyla anlatırdı. Bu ne imanın şartıdır? Yani Mirac'ın mahiyetini bilmek ne imanın şartlarındandır, ne İslam'ın şartlarındandır. Bir insan Miraç diye bir olayı bilmese dinine, imanına, inancına herhangi bir helal gelmez, herhangi bir zarar gelmez. Ne oldu Miraç'ta? Nedir bizim yapmamız gereken? Nasıl anlamamız lazım? Bizi ilgilendiren burasıdır. Ama hiç kimse bu noktaya temas etmiyor. Hiç kimse bu noktayı anlatmıyor kardeşim. Sıkıntımız bu. Miraç'tan sonra Hazreti Peygamber ne getirmiştir? Hazreti Peygambere ne verilmiştir Miraç'ta? O da ümmetine, insanlığa ne getirmiştir? Biz ne yapmalıyız? Nasıl anlamalıyız? Nasıl yaşamalıyız? Miraç'ta peygamberimize verilen emirler İsra Suresi'nde uzun uzun anlatılıyor. Oradan takip edelim. İsra Suresi. Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksa diye başlayan ayet var ya Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi İsra suresinde Miraç'ta Hazreti Peygamber'e verilen emirler nehiler orada geniş bir şekilde anlatılmış. Oradan takip etmeyi orayı doğru okumayı doğru anlamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Biz de bugünkü sohbetimizde Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Kısa kısa uzatmadan hemen değerli dinleyenlerim önemli olduğu için bu konu değerli kardeşlerim. Birincisi bir Allah'tan başka ilahlara tapınmayın diyor Cenab-ı Allah. Allah'tan başka ilah olmaz. Şirk koşmayın. Sadece Allah'a inanın. Sadece Allah'a ibadet edin. Yalnız Allah'tan isteyin. E her namaza, her namazının her rekatında biz Fatiha'yı okuyoruz. İyâke nâbidu ve iyâke nesta'în. Bunları söylüyoruz. Rabbim sadece senden isteriz, sadece sana ibadet ederiz ve sadece senden isteriz. Başkasından istenmez. Başkası veremez. Başkası vermez. Allah verir. Allah'tan istenir. İbadetler Allah için yapılır. Peygamber için, filan adam için, işimin düzgün olması için falan ibadet yapılmaz, namaz kılınmaz. Namazda, zekatta, oruçta, haçta hepsi Allah için yapılır. İbadetlerden maksat budur. Allah'ın rızasını kazanmak, Allah için ibadet yapmak. Önemli olan budur. Allah ile aranıza Başka şeyleri katmayın. Öyle hocaları girecek, hacılar girecek, şıhlar girecek Allah'la aramıza. Bizi Allah'a yaklaştıracak. Ya Allah'a yaklaşırken Allah korusun Allah'tan uzaklaşırsınız. Şah damarımızdan daha yakın bulunan bir Allah anlayışı var Kur'an'ın. Ortaya koymuş bunu Kur'an. Şah damar, can damar, can. Seninle kalbinle, ruhunla, gönlünle, canın arasına kim girebilir ya? Allah var orada. Başkası yok, başkası olmaz, başkası olamaz. Ve öyle şehvete, şöhrete, mevkiye, makama, şuna, insana, eşyaya falan tapmayın. Allah'a tapın, Allah'a ibadet edin. Fel ya büdü rabbe hezel beyt. Kureyş suresinde de Cenab-ı Mevla ifade ediyor. Bu Kabe'ye falan filan değil. Kabe'nin Rabbına ibadet edin. Allah'a ibadet edin. Allah'a tapın. Allah'tan isteyin. Allah'a dönün. İşin püf noktası budur değerli kardeşlerimiz. Demek ki birincisi Allah'tan başka ilahlara tapmayacağız. Allah'tan başka ilah yok. İki, ana babanıza iyi davranın. Ana babaya iyi davranmak. Cenab-ı Mevla ana konusu üzerinde hassas durmuş ve babayı da anadan ayırmamıştır. Bir insan anası, kendisini dünyaya getiren, kendisini yetiştiren anasına, babasına iyi davranmalıdır. Ya Rabbi onlar nasıl beni küçükken yetiştirdilerse tevazu kanatlarını bizim üstümüzde dolaştırdılarsa gezdiler, gezdirdilerse, bizi nasıl korudularsa muhafaza ettilerse ya Rabbi sen de anamızı, babamızı muhafaza et deyip anamıza, babamıza sahip çıkmayı Rabb'im bize işte bu İsra suresinde ikinci bir emir olarak Miraç'tan peygamberin getirdiği ikinci bir emir olarak bize bildiriyor değerli kardeşlerim. Ya işte hocam anam şöyleydi babam şöyle işte kardeşime çok verdi kız kardeşime vermedi erkeğe çok. Ya bun, bunlar bizim dünyalık iddialarımızdır. Bunlar üzerine fazla durmayın. Bunlara kafayı takmayın. Hiçbir ana baba evlatları arasında ayrım yapmaz, edaletsizlik yapmaz. Ben ana babalara da sesleniyorum. Evlatlarınız arasında ayrım yapmayın. Evlatlarınız arasında farklı davranmayın. Kız evlat da sizin evladınızdır. Erkek evlat da sizin evladınızdır. Kız evlatla erkek evlat arasında fark yoktur. Fark olmaz. Bunları iyi anlamak lazım. Peygamberimiz döneminde adamın birisi geliyor peygambere diyor ki Ya Resulallah benim işte şu kadar oğlum var. Eski hanımdan o vefat etti. Yeni bir hanımla evlendim. O hanımdan bir çocuğum oldu o çocuğuma biraz mal vermek istiyorum. Seni de tanık yapmak istiyorum bu olaya. Hazreti Peygamber diyor ki peki diğer çocuklarına da aynısını verecek misin? E, hayır vermeyeceğim. Ateşe beni ortak etme diyor. Peygamber ne diyor? Böyle bir hareket eden adama, sahabiye sakın ha ateşe beni ortak etme diyor. Yani diyor ki çocukların hepsi senin çocuğun. Bu çocuklar arasında adaletsizlik yapma. Hepsinin hakkına riayet et. Ana baba olarak biz bu ölçülere bağlı kalacağız. Dolayısıyla evlatlarımız da ana babalarına saygı duyacaklar, onları koruyacaklar, yaşlandıkları zaman onunla ilgilenecekler. Her dindar insanın, her Müslüman mümin insanın evi bir huzur evi gibi olmalı, bir kreş gibi olmalı. O evin içerisinde yaşlı insanlar ana baba da olmalı. Kayınpedere kayınvalide de ol, olmalı. Torunlar küçük çocuklar da olmalı. Bunlar evin süsü, evin bereketidir. Sofranın süsü, sofranın bereketidir. Hayat bunlarla anlamlıdır. O nedenle bunun altını bir kez daha çiziyorum. Her Müslümanın evi bir huzur evi olmalı. Bir kreş olmalı aynı zamanda değerli kardeşlerim. Üç, üçüncü emir gelen, önemli olan bu. Akrabaya, yolcuya, yoksula yardım edin. Akrabalarınıza. imkanımız varsa, mümkünse. Bizim akrabalarımız onlar. Netice itibariyle kan bağımız var. Sıkıştığımız zaman onları çağırıyoruz. Hastalandığımızda onlar gelecek. Cenazemize onlar katılacak. Sevindiğimizde, düğünümüzde, sünnetimizde onlar yanımızda var. Akrabalarımız önemli. Akrabalara yardım edeceğiz. Akraba ile ilgiyi kesmeyeceğiz. Akrabaya küsmeyeceğiz. akrabayla darılmayacağız. İşte bunları anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar üzerinde durmamız lazım. Yolcu bir adam yolda kalmış. Bizim de haberimiz oldu. Adama yol göstereceğiz. Sıkıntısını gidereceğiz. Derdine çözüm üreteceğiz. Yoksul akrabamız var. Yoksul komşumuz var. Apartmanda oturuyoruz. Gariban insan. O elinden tutacağız. Derdine derman olmaya çalışacağız. Bizim imkanımız yoksa imkanı olanlarla buluşturacağız. İmkanı olanlarla devletin yetkilileriyle buluşturacağız. Vakıfların yetkilileriyle buluşturacağız. Şununla buluşturacağız, bununla buluşturacağız. Yani çözüm yolu üreteceğiz o, kar o insanımıza en önemli noktalardan birisi dördüncü emir cimrilik ve savurganlık yapmayın. Bir Müslüman ne cimri insandır ne de malını saçıp savuran bir insandır. Ya nedir? Mutedil insan, orta yollu insan, adaletli bir insandır. Efendim yani savurganlık oluyor mu olmuyor mu? Sağlık Bakanlığı Türkiye'de üretilen 120 milyon ekmeğin 12 milyonunun çöpe atıldığını bu israfın ekonomiye olan günlük faturasının 2.6 milyon lira olduğunu bildiriyor. Yahu ekmekler çöpe gidiyor. Üretilen ekmekler çöpe atılıyor. Türkiye'de, Türkiye'den bahsediyorum ben. Türkiye gibi bir İslam ülkesinden bahsediyorum. Bu sadece ekmekte, birçok konuda israf yarışı içerisindeyiz. Allahım düğünlere gidiyoruz, Sünnet cemiyetlerine gidiyoruz. O pilavlar, o ekmekler, o yenilmeyen yemekler, yazık günah ya. Ya kardeşim yiyeceğimiz kadar alalım, az alalım, yiyelim. Bunu bulamayan insanlar var, aç insanlar var dünyada. Afrika perişan, Asya perişan, Orta Doğu perişan. Biz de içinde yüzdüğümüz kıymetin değerini bilmiyoruz. Elimizdeki nimetin kadrini bilmiyoruz. Türkiye memleketimiz Allah'a şükür bolluk bereketlik. Bolluk bereketlik ya. Ama israf ediyoruz. Milli serveti savuruyoruz. Perişan ediyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir miras bırakmak istiyorsak, aydınlık bir gelecek bırakmak istiyorsak, varlıklı bir Türkiye bırakmak istiyorsak o insanlar gelecekte huzur içinde yaşasınlar, mutluluk içinde yaşasınlar diyorsak, böyle inanıyorsak, olayı böyle anlıyorsak israf konusuna dikkat etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sevmediği birkaç kimse var, birkaç grup vardır. Biliyor musunuz? Bunlardan birisi de israf edenlerdir. Allah diyor ki yiyin için israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Kimi sevmiyor Allah? İsraf edenleri, savurganlık edenleri. Yazık değil mi? O, bu israf edilen şeyler bir hayvanın kursağına gitse, bir insanın, insan istifade etse bundan. Onun için israftan korunmak gerekir. İsraf konusunda dikkatli olmak lazım. İşte Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. Hazreti Peygamber Miraç'tan asıl bunu getirdi. Yani biz bunu niye atlıyoruz? Bunun üzerinde niye durmuyoruz? Miraç Kandili'ni nasıl kutlayacağız hocam? Veya nasıl kutlayalım hocam? Ekrep ekmek israfının önüne geçerek kutlayacağız. Nasıl anlayacağız? Ekmek israfının önüne geçerek anlayacağız. Düğünlerde, derneklerde, şurada, burada savurganlığın önüne geçerek savurganlığı bırakarak anlayacağız değerli kardeşlerim. Beşinci madde Cenab-ı Mevla zinaya yaklaşmayın diyor. Altı, geçim endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. İslam'ın haram kıldığı şeylerden biri zinadır. Gayrimeşru ilişki içerisinde ol, olmak birisine kaçırmak zorla tecavüz etmek onu mağdur etmek bunlar doğru şeyler değil bunlar İslam'ın yasakladığı şeylerdir İslam'ın kabul etmediği şeylerdir bun bunlar önemli noktadır başka bir diğer önemli nokta neydi değerli kardeşlerim çocuklarınızı öldürmeyin geçim endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin çocuklarınızı katletmeyin Geçen gün gazeteler yazıyor. Yeni doğmuş bir bebeği çöp konteynerine atmışlar. Allah'tan çöpçüler buldular da hastaneye götürdüler. Türkiye'de bugün 1500-2000 çocuk kayıp ya da kaçırılmış. Türkiye'den bahsediyoruz. Ve bugün bugünden bahsediyoruz. 2017 Türkiye'sinden bahsediyoruz. 1500-2000 çocuk kaçırılmış. Her gün kaçırılmış çocuk vakalarıyla küçük yaştaki çocukların alıkonulmasıyla, kaçırılmasıyla ilgili olayları izliyoruz. Hocam, Miraç kandilini nasıl kutlayacağız? Nasıl anlayacağız? Bu kaçırılan çocukları ailelerine teslim ederek ve çocuklarımıza sahip çıkarak anlayacağız. Önemli olan bu mudur? Evet, önemli olan budur değerli kardeşlerim. Çocuklara sahip çıkmak. Adam övüne övüne anlatıyor. Avrupa'da diyor 18 yaşın altında bir tek çocuk sokakta değildir, sahipsiz değildir. Onun annesi babası yoksa bile devlet ona sahip çıkmıştır. Çocuk evleri vardır, çocuk bakım yuvaları vardır. Devlet onlara sahip çıkıyor. Ya orası çocuklarına sahip çıkıyor da biz niye sahip çıkmayalım? Şükürler olsun Rabbime. Bugün de Türkiye'de efendim çocuklarına sahip çıkan bir kurum var. Bir kuruluş var, bir bakanlık var. Bundan dolayı da Rabb'ıma şükrediyorum. Bunlar, bu konularda daha hassas davranmak lazım. Çocukların istismar edilme, edilmesi, çocukların şiddete kurban verilmesinin mutlaka önüne geçilmesi lazım. Bu konuda e, Aile Bakanlığı'nın çok hassas davrandığını, hatta bu konularda e, mahkemelere bile müdahil olduğunu, memnuniyetle ifade ediyorum. Bunun da altını çiziyorum. Yedinci emir nedir? Sakın adam öldürmeyin. Sakın adam öldürmeyin. Sakın adam öldürmeyin. Her gün onlarca insanı yok yere öldürüyoruz. Katlediyoruz. Bugün bile bakı bakıyorsunuz Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da Filistin'de, Tunus'ta, Cezayir'de yüzlerce Müslüman, yüzlerce Müslüman tarafından katlediliyor. Müslüman, Müslümanı katlediyor. katlediyor. Bu katliamı önleyemezsek miracı anlayamayız. Miraca nasıl çıkacağız? Bu katliamları, bu katliamları önleyerek miraca çıkacağız. Mesele budur. Konuyu böyle anlamamız lazım. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibi büyük bir sorumluluk taşır diyor Kur'an-ı Kerim. Bir insanı da hidayete erdirmek, hayata kazanmak bütün insanlığı hayata kazanmak gibi önemlidir. Değerli kardeşlerim, 8. emir yetimin malını haksız yere yemeyin olur ya kardeşiniz amcanız dayınız halanız yengenizin çocuğu yetim kalmıştır onun malı mülkü vardır ona sahip olacaksınız onu koruyacaksınız yetime sahip çıkacaksınız yetimi mağdur etmeyeceksiniz miraçta bize emredilen emirler bunlar bunları asıl anlamamız lazım 9 verdiğiniz sözü yerine getirin söz önemli söz vermişsek sözümüzü yerine getireceğiz Söz vermişsek sözümüzde duracağız. Biz çok yalan söylüyoruz. Sözümüzde durmuyoruz. İnsanları aldatıyoruz. En büyük günahlardan birisi bu. Sen verdiğin sözü tutmayacaksın. Sözünde durmayacaksın. Yalan söyleyeceksin. Ondan sonra da ben Miraca çıkacağım diye işte şöyle oldu, böyle oldu diye uğraşıp duracaksın. Sevgili kardeşim, Miracı doğru anlamak istiyorsan Verdiğin sözü yerine getireceksin. Sözünde duracaksın. Sözünden dönmeyeceksin. Söz verirken iyi düşüneceksin. iyi hesap edeceksin. Verdiğimiz sözlere bağlı kalmak zorundayız. Zorundayız. Attığımız imzalara sahip çıkmak zorundayız. İmzalarımızı inkar ediyoruz. Çekler, senetler dönüyor. Ya çekinizi, senetinizi imzalamışsınız. İmza sözdür, imza. Ödem ödeyemeyeceksen bunun hesabını yapacaksın bu imzayı atarken. Adam imzasına sahip çıkmıyor. İmzasını inkar ediyor. Ondan sonra da işte miracı anlayacağız. Nasıl anlayacağız miracı? En önemli nokta budur. Değerli kardeşlerim, ölçü ve tartıda hile yapmayın. Adaletli olun. Her şeyde adaletli olmak. Ölçü ve tartıda hile yapmayacağız. Alırken de doğru alacağız. Satarken de doğru satacağız düzgün satacağız, insanları aldatmayacağız. Her türlü hareketimiz, davranışımız, ticaretimiz, hukukumuz, ahlakımız, yaşantımız ölçüye uygun olacak. Doğayı kirletmeyeceğiz, suları kirletmeyeceğiz, denizleri kirletmeyeceğiz, tabiatı kirletmeyeceğiz, ağaçlara zarar vermeyeceğiz, yeşil yeşili koruyacağız, hayvanları koruyacağız, hayvanlara zarar vermeyeceğiz. Bak her şeyde bir ölçü var. Allah bize bu dünyayı vermiş, lütfetmiş, büyük bir nimet, tertemiz bir hava, tertemiz sular. Ya yani biz kirletiyoruz bunları. Biz perişan ediyoruz bunları. Ondan sonra da bağırıyoruz. Havamız kirlendi, suyumuz kirlendi, denizler kirlendi, çevremiz kirlendi. E kardeşim kim kirletti bunu? Biz kirlettik, insan olarak kirlettik. Ya bu tabiat bize emanet, doğa bize emanet. Hayvanlar bize emanet, kuşlar bize emanet. Çiçekler bize emanet. Bunları koparmayacağız. Bunlara zarar vermeyeceğiz. Bunları koruyacağız. Şehirlerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı koruyacağız. Evlerimizi, mahallelerimizi koruyacağız. Balkonlarımız çiçekten geçilmeyecek. Güzel görüntüler sergileyeceğiz orada. Mis gibi güzel kokuları yayacağız etrafa. Miracı anlamak demek budur. Miracın Özü aslı budur değerli kardeşlerimiz. 11. madde Miraç'ta gelen emirlerden on, 11. On, birincisi Bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin. Cenab-ı Mevla söylüyor. Bilmiyorsak konuşmayacağız. Bilenlere soracağız. Bilenlere danışacağız. Bilenleri önder yapacağız, lider yapacağız. Bilen insanların arkasına düşeceğiz. Önemli olan bu bu. Niye biz camiye gittik, namaz kılıyoruz, önümüze imam geçiriyoruz, imama uyuyoruz, İmam önümüzde, biz arkada namaz kılıyoruz. Neden? Çünkü bu namaz kıldırma işini en güzel imam biliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunacak orada. Kur'an-ı Kerim okuma işini en iyi imam yapıyor. Bundan dolayı biz imamı önümüze geçiriyoruz. Ve böylece diyoruz ki biz bütün işlerimizde iyi bilen insanları, güzel bilen insanları öne geçireceğiz, öne geçirmeliyiz. Bilmediğimiz şeyin arkasına düşmeyeceğiz. Bilmiyorsak bilmiyorum demekten de çekinmeyeceğiz. Bilmediğimizi açık açık söylemekten utanmayacağız. Öğrenmeye çalışacağız, öğrenmeye gayret edeceğiz, araştırmaya gayret edeceğiz ama bilmiyorsak da ya bilmiştik taslamayacağız. İnsanları yanlış yönlendirmeyeceğiz. Evet değerli kardeşlerim. 12. madde ise yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin. Kibir, gurur, büyüklenmek. Ya Allah'a mahsustur. Sen insansın. Öyle insanlara tepeden bakmak, insanları küçümsemek, öyle komşularla ilişkiyi kesmek, komşulara sırtını dönmek bir Müslümanın yapacağı iş değildir. Bir Müslümana yakışan tavır ve davranışla da değildir. Miracı nasıl anlayacağız hocam? Nasıl yaşayacağız miracı? Tekrar ediyorum ölçü ve tartıda yanlış yapmayacağız. Ölçü ve tartıda yanlış yapmayacağız. Bilmediğimiz şeyin ardına düşmeyeceğiz. Bilmediğimiz konularda insanları yanıltmayacağız. Benim zannıma göre şöyle ben böyle zannediyorum. Bunları söylemeyeceğiz kardeşim. Zannanmanla bu iş olmaz. Önemli meseleler vardır. Biliyorsan söyleyeceksin. Bilmiyorsan, bilmiyorsan bilen insanları bilenlere yönlendireceksin. Bilenlere yönlendireceksin. İşin önemli noktası da budur değerli kardeşlerim. Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyeceksin. Yetimin malını haksız yere yemeyeceksin. Cenab-ı Mevla'nın Miraç münasebetiyle bize gönderdiği emirler bu peygamber aracılığıyla bize gönderdiği emirler bu bunlar üzerinde durmamız lazım bunlara yoğunlaşmamız lazım bunlarla ilgili haya e, bu, bu bunları bunları hayatımızla ilgili irtibatta hale getirmemiz lazım uygulamaya sokmamız lazım ama biz ne ne yapıyoruz işte peygamber nasıl geldi nasıl gitti nasıl miraca çıktı Allah'la nasıl görüştü işte peygamberlerle nasıl görüştü? Bunları anlatıyoruz. Bunları ifade ediyoruz. Bunlar kürsülerde kürsülere geliyor. Şimdi burada ben 12 tane madde saydım size. 12 emir saydım Miraç'ta gelen. Bakın bu 12 emirle mesela Hazreti Musa'ya indirilen 10 emir tam bir uyum içerisinde, tam bir mutabakat içerisinde. Size burada Hazreti İsa'ya indirilen Hz. Musa'ya indirilen on emiri de burada tekrarlamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Ne diyordu Allah Hz. Musa'ya neyi emrediyordu? Benden başka ilahınız olmayacak. Hz. Musa'ya söylüyor. Tevrat'ta. Benden başka ilahınız olmayacak. Cumartesi gününe saygı duyacaksınız. Saygı göstereceksiniz. Cumartesi günü balık avlamayacaksınız. Cumartesi yasağına saygı göstereceksiniz. Kısa kısa gidiyorum hemen ben. Yalan yere yemin etmeyeceksiniz. Ana babaya hürmet edeceksiniz. Kan dökmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Hırsızlık yapmayacaksın. Komşunun aleyhinde yalan şahitlikte bulunmayacaksın. Komşunun karısına, kızına göz dikmeyeceksin. Komşunun malı sizi aldatmasın. Komşunun malına tamah etmeyeceksin. Değerli kardeşlerim, Tevrat'ta yer alan bu ilkelerin önemli bir kısmı. Matta İncil'inin 19. babında da tekrarlanmıştır, yer almıştır. Bakın Tevrat'ta var, İncil'de de var, İncil'de de geçiyor. Matta İncil'inin 19. babında. Ne diyor? Bir, Adam öldürmeyeceksin. 2- Hırsızlık yapmayacaksın. 3- Zina etmeyeceksin. 4- Yalan şahitliği yapmayacaksın. Babana, anana hürmet edeceksin komşunu kendin gibi seveceksin. Fakire yardım edeceksin. Tevrat'ın söylediklerini İncil de söylüyor. Aslında Tevrat'ın İncil'in söylediği bu maddeleri Kur'an-ı Kerim tekrar etmiş. Tekraren ifade etmiş. Miraç olayında bir emir olarak bunu ki 12 emir şeklinde belki değerlendirebilirsiniz. 12 emir şeklinde Müslümanların önüne getirmiş, koymuş. Kutsal kitaplar Tevrat ve İncil'in ortaya koyduğu bu insanlık değerleri en son ve en mükemmel şeklini Kur'an-ı Kerim'in bu İsra Suresi'nde almış. Burada özellikle İsra Suresi'nin insanlığın önüne serdiği bu evrensel değerler üzerinde durmak gerekir. Ben de bunları size maddeler halinde arz etmeye çalıştım değerli kardeşlerim. Bunlar önemli konulardır, önemli hususlardır. Yeryüzünde böbürlenerek yürüyenlerin gökyüzünün ötelerini anlaması imkansızdır. Yeryüzünü tanımayanların yeryüzünde böbürlenerek yürüyenlerin gökyüzünün ötelerini anlaması imkansızdır. Kirlenenlerle ve kirletenlerle dolu bir dünyada gökler ötesine yükselmiş, uzanmış ruhsal yüceliği yakalamış bir Hazreti Muhammed sevdasından bahsetmek çok güçtür. Siz gırtlağınıza kadar kirlendiyseniz, kirin içerisindeyseniz Hazreti Muhammed sevdalısı olmanın bir anlamı, bir manası yoktur. Sigarayı azaltmak, alkolü bırakmak, zinadan uzaklaşmak, kötülüklere savaş açmak, İşte bizim miracımız budur değerli kardeşlerim. İşte bizim miraçtaki yükselişimiz, yücelişimiz budur. Yalın bir iman, namazla oruçla yücelme, yetime, yoksula, fakire yardım etme, işte bizim miracımız budur anamıza, babamıza ikram etmek, onların hayır dualarını almak, akrabaya yardım etmek, sözümüze sadık kalmak, bilmediğimiz şeyin arkasına düşmemek, işte bizim miracımız budur. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, miracı böyle anlamak, böyle değerlendirmek gerekir. Efendim kuru sözlerle miracı yaşamak, anlamak, anlatmak doğru değildir. Sevgili kardeşlerim, programımızın sonuna geldik. Programımızın sonunda ben Kur'an-ı Kerim'in evrensel değerlerinden birkaç kısmını, birkaç noktayı daha işaret ederek konuşmamı burada noktalayacağım inşallah değerli kardeşlerim. insanlığın karşılıklı hak ve görevlerini yükümlülüklerini içeren Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bu genel yasaların hangisi ilerlemeye, huzura, başarı ve kalkınmaya engeldir? İnsanı şaşmaz değerlere göre köklü bir yapıya oturtmamış hangi düşünce ve sistem insana huzur verebilir. Biz insanın manevi yönünü güçlendirirsek, insanın moral değerlerle takviye edersek, insana ümit verirsek, ümit aşılarsak ve insanı yarınlara hazırlarsak, ilimle, bilgiyle donatırsak ve o insanı imanla da süs süslersek, Kur'anla da buluşturursak işte o insan miraca çıkmış, miracı yaşamış, miraçla yücelmiş demektir. Bütün emeli düşüncesi saygısızlık, öldürmek, çalmak, fuhuşa yönelmek, adaletten kaçmak olan bir anlayışın insanlığa hangi acılar bıraktığını tarihin sayfalarında görmemiz mümkündür. İnsanlığın buluşması, barışması, kaynaşması Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulan bu evrensel prensiplerin hayata geçirilmesiyle mümkündür. Ancak bu evrensel pre prensipler hayata geçirilebilirse o zaman insanlık huzura ermiş demektir. Allah'ım bizi doğru yola ilet. En güzel duamız bu. Allah'ım bizi istikamet üzere bırak. Allah'ım bizi doğru yola ilet. Geliniz huzuru bulmak, mutluluğu yakalamak için Miracımız, miracın önümüze açtığı engin yücelme ve olgunlaşma kapısından girmeye çalışalım. Allah'ın doğru yoluna uymak için çaba gösterelim. Miracı bu açıdan yeniden düşünerek kendimizi büyük değişime, ruh olgunluğuna hazırlamaya gayret edelim. Barış, sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak Miracın aydınlığına ulaşalım. Değerli kardeşlerim, Bu duygularla, Miraç kandilinizin mübarek olmasını, Cenab-ı Mevla'dan temenni ed ediyor. Yine bir başka Ahmet Kocabaş ile, Kur'an-ı Kerim'e açılan pencere programında, Buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyor. Huzurunuzdan saygıyla ayrılıyorum. Çok değerli Çanakkale TV izleyenleri,